hizmeti düşünmezler. Belediyeleri de ellerine geçirdikleri bir kale gibi görürler. Sonra da oradan o sapkın ideolojisine hizmet etmek için bir mücadele başlatırlar. Bunun neticesinde vatandaş hizmet alamaz. İstanbul'da günlerce sular akmaz. Çöp dağları birikir, patlamalar olur. İşçiler eylemden eyleme koşar. Vatandaş da hizmet bekler, boynunu büker, kimsenin umurunda olmazdı. Ama 94 yıl öncesinde biz hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da başta olmak üzere hizmet edeceğiz. Hizmet belediyeciliği yapacağız. Kimseyi ayırmayacağız. Kimsenin dinine, imanına, ırkına, mezhebine, rengine asla bakmayacağız. Madem ki bir gemideyiz, herkese hizmet edeceğiz diye başladık. Mazeret üretmeyeceğiz dedik. Ve o sözümüzün de arkasında durduk. Hizmet yaptığımız için de vatandaş durmadan her seçimde bizi tercih ederek bugüne kadar getirdi. Evet, iş yapabiliriz. Köprüler yaparız. Alt geçitler yaparız. Büyük devasa yeşil alanlar, sosyal tesisler yaparız. Meydanlar yaparız, yaparız, yaparız. Ama milletle beraber yapacağız. Onların duasını alarak yapacağız. Onların gönlünü alarak yapacağız. Büyüklerimiz geldiği zaman ellerini öpeceğiz. Küçüklerimize de hürmet edeceğiz. Ve insanlarla ilişkiyi asla kesmeyeceğiz. Gönül belediyeciliği inşa edeceğiz. Dikkat edin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmaya çalıştığı baştan sona bir algı operasyonudur. Olmayan bir şey varmış gibi, yapmadıkları bir şey yapıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Evet, bazı şehirlerde şimdi iktidardalar. Seçmenin tercihidir, saygı duyarız. Ama lütfen göz ucuyla takip edin. Ankara, İstanbul, Adana, Mersin'den başlayarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri. Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin. Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar. Ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsunuz bol bol heykel açıyorlar. Bugün yine sabah gördüm. Yine bir heykel açılışı vardı. Demek ki bunların ihtiyacı da heykeleymiş. Bizim ihtiyacımız temel işlere, belediyecilik hizmetlerine ve biz bu konuda da hizmet etmeye de Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi büyük projeler hakkında ne demiş? Bir çıkarın dedim. Hepsini gazetelerden, eski arşivlerden çıkardılar. Şuraya da yazdım. Bakın ben size söyleyeyim. GAP çıkmış. En büyük muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Keban Barajı yapılmış. Kurbağalara göl yapıyorlar demişler. Ve Allah'a kurban olayım, Ecevit Başbakan olunca açılışını kendi yapmak zorunda kaldı. Garip bir şey. Boğaz Köprüsü yapılmış. Bu köprü yıkılır demişler. İkinci bir argümanlar daha var. Buradan zenginler geçecek demişler. Kim geçiyor şimdi herkes farkında herhalde. Vatan Caddesi yapılmış. Uçak mı inecek diye bas bas bağırmışlar. Sabiha Gökçen yapıldığında Kılıçdaroğlu'nun bile beyanatlarını hatırlıyorum ben. Buraya uçak inmez çıkmaz. Buraya bir havalanı yapmak aslında Tuz Gölü'ne alabalık tesisi kurmaya benzer. Bak sözleri duyuyor musunuz arkadaşlar? O kadar da netameli sözler söylüyorlar ki nereden buluyorlarsa. Ama yarın bir gün başlarına bela olacağı da hesaplayamadılar herhalde. Sabiha Gökçen'e havalanı yapmak Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzermiş. Beyefendi öyle söylüyor. Marmaray yapılıyor. Bu yaptığınız tünellere su dolar diyorlar. Bu depremi tetikler diyorlar. Arkadaşlar deprem meselesine gelince bakın Kanal İstanbul için de söylüyorlar. 20 metre derinliğinde bir orada kanal yapılacak. 20 metre. Ne demektir bu? Şehirlerimizde 3-4 kat bodrum kat yapmak gibi bir şey. Peki deprem kaç metrede oluyor? Marmara Denizi içerisinde 10 kilometre aşağıda oluyor. 15 kilometre aşağıda oluyor. Allah aşkına ya bir evin bodrumunu yapmak gibi eşilen bir toprak parçası depremi nasıl tetikler? Herhalde millet gülsün diye söylüyorlar yani bunu. Söylenecek gibi bir şey değil yani. Garip bir şey. Sonra Avrasya yapılıyor. Diyorlar ki buradan araç malaş geçmez. Görürsünüz siz. Günde ben sordum geçenlerde 50 bin civarında araç geçiyor. İstanbul trafiğinde rahatlatan en önemli işlerin başında. İstanbul Havalimanı olmuş. Ona itirazlarını devam ettirmişler. Gezi olaylarında zaten birinci şartları. Gezi olaylarına son veririz. Eylemi bırakırız. Ama size şartımız var. İstanbul Havalimanı'nın yapılışından vazgeçeceksiniz. Arkadaşlarım birinci şartı gezicilerin. İkinci şart nükleer tesislerden vazgeçeceksiniz. Daha doğrusu arkasından gelen bütün şartlar Türkiye'nin en büyük projelerineydi. Hayretler içerisinde izliyoruz. Böyle olunca rahmetli Özal'ın söylediği söz benim çok hoşuma gidiyor. Ben diyor aslında diyor büyük projeler yapılacağı zaman diyor önce atarım ortaya o fikri diyor. Sonra da aşırı sol kafalar ne diyor bakarım diyor. Onlar diyor ciddi muhalefet ediyorlarsa kesin yaparım onu diyor.
Çünkü diyor Türkiye'nin hayrına daha bir şey istediklerini görmedim ki diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.